Ben Bahar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere ve genellikle sayfamı inceliyorsanız görmüş olduğunuz üzere bu ara çeyiz hazırlığı dönemindeyim ve o yüzden sürekli çeyizlerimi çekiyorum. Sizlere de yardımcı olacağını düşünüyorum. O yüzden aldığım her şeyi çekme taraftarıyım. Bugün aldığım Portland'dan ürünlerim var. İşte Karaca'dan Homent konuşan çaycısını aldım. O var. Madame Coco'dan, işte Elisa serisinden birkaç tane aldım. Ürünlerim var. Onları paylaşacağım ve bugün iki tane video çekmeyi düşünüyorum. Biri bunlar olacak. Bir diğeri de küçük ev aletleri olan tost makinem, blenderım, kahve makinem ve ekmek kızartma makinem sizlerle paylaşacağım. O yüzden şimdi hiç uzatmadan gelin kargolarımı, hatta çeyizlerimi açalım. Öncelikle size olan şu ürünleri sizlere göstermek istiyorum. Şöyle Madame Coco'dan herkesin gördüğü, bildiği, aldığı o süzgeçten aldım. Gri renk tercih ettim. Bunun beyazı da vardı, krem tarzı galiba, ama ben bu renk olsun istedim ve böyle bir süzgeç aldım. Şöyle hemen koyayım. Daha sonra Madame Coco'dan AVM'ye gittiğimde şöyle görüp de beğenip aldım. Küçük ürünler var. Bunları hatta şey yapmak da istiyorum. Hani birkaç tane servis tabağını alıp böyle kahvaltı olarak da kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle hemen kısaca açalım. Evet. Öncelikle iki tane bu deseninden aldım. İki tane böyle bir deseni var. İki tane de şu şekilde deseni var. Bunları yakından tekrar göstereceğim her zamanki gibi. Ama ben böyle ikişer tane farklı desenler de olsun, sabah kahvaltısında işte bal reçel falan koyarım diye aldım. Çerezlik olarak da kullanılabilir. Böyle güzel, gayet küçük kaselerden aldım. Madame Coco'dan aldım. Şimdi şu en üstteki yataştan aldığım bir pikeye gelelim. Bunu internette Kasım indirimlerinden görüp aldım. Gayet güzeldi. Krem rengi tercih ettim çünkü benim genellikle şeylerim, nevresimlerim krem, kahverengi ya da ne bileyim beyaz şeylerim daha fazla. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Her şeye uysun diye. Böyle bir deseni var. Şöyle göstereyim. Böyle bir ürün aldım. Ben bunu kenara kaldırayım. Gelelim şu öndeki Madame Coco poşetini, Madame Coco kutusunu açalım. Şöyle önce ürünlerimizi çıkaralım. Öncelikle bunu şey olarak aldım. Ben misafir geldiği zaman takım olarak vereceğim bir havlum olsun diye aldım. Bu vücut havlusu bayağı büyük bir havlu. Bu da yüz havlusu. El havlusu da var ama onu çok gerekli bulmadım açıkçası almak için. Şöyle bayağı büyük ve geniş bir desene sahip. Böyle lacivert desenlere sahip bir havlusu. Şu da şu şekilde bir saç havlusu. Ben de yeri çok güzel, çok beğenerek aldım. Bunu da Kasım indirimden aldım dediğim gibi. Ben aslında bunun bir fotoğrafını gördüm ve 3 tanesi üst üsteydi. Öyle gelecek diye düşünerek almıştım bunu. Sonra gelince şaşırmıştım. Aa, demek ki bir taneymiş falan diye. Okumadım. Daha sonra bunu sipariş ettim takım olsunlar diye. Böyle bir misafir havlulu aldım. Şöyle kaldırayım. Şurada dursun. Daha sonra Madame Coco'dan böyle kase aldım. Bu gören herkes buna noodle kalıbı dedi. Noodle kabı dedi, pardon. Çok güzel noodle olur falan dediler. Ama ben onu ne bileyim, cips, çekirdek, böyle kişilik gayet kullanılacağı bir şey. Ki yumurta çırpmak için falan da gayet güzel yapılır. Bir sürü kullanım alanı olur. Aslında ben bundan farklı desenlerden iki tane sipariş etmiştim. Onlar kenarlarındaki şunlar çizik geldi. Trendyol hesabından sipariş etmiştim ama çok hoşuma gitmedi. O yüzden onu iade ettim. Madame Coco'nun kendi sitesinden söyleyerek aldım bunları. Bir tane böyle lacivert desende, bir tane de böyle işte lacivertli beyaz desenli olanı var. Diğer aldığım o şeylerle de uyar diye düşünüyorum. Çerezlik olarak kullandığım zaman. Bunlar bu şekilde. Şöyle hemen şuraya kaldırayım. Bunları da şöyle şuraya atalım. Gelelim daha sonra buradaki kargoma.
Evet. Burada Eliza serisinin çerezliklerinden aldıklarım var. Bunların biraz büyük boyları da var. Onlardan da almayı düşünüyorum ve günlük su bardağı olarak küçük ve büyük bardaklarını alıp günlük bir böyle takım oluşturmayı düşünüyorum. Aynı zamanda sütlaç falan yanıp da konabilir dolaba koymak için. İşte ne bileyim birçok şey için kullanılabilir. Bunları da çok seviyorum cam olarak. Şöyle öncelikle 4 tanesini çıkaralım. Çünkü geri kalanları da aynı. Şöyle bir kase. Şu alt kısmı olsun falan çok hoş bence. Bayağı da güzel top bir ürüne sahip. Böyle bunlardan aldım. Dediğim gibi bir büyük boylarından 6 tane alacağım. Bunlardan 12'şer tane aldım. Diğer büyüğünden 6 tane alacağım. 12 büyük bardak, 12 küçük bardağını alacağım. Ve bu Eliza serisi benim için bitmiş olacak. Ki yeni bir karaf çıkartmışlar Eliza serisini. Onu gördüm ve onu da hiç kaçırmadan almak istiyorum. Çünkü sofraya falan koyduğu zaman karaf çok güzel duruyor. Bayağı beğenmiştim. Bunları da şöyle kaldırayım. Gelelim Portland'dan aldığım ürünlere. Bu Portland alışverişim biraz da eksiklerimi tamamlama alışverişiydi benim için. Çünkü ben 2 sene önce almaya başladım Portland'ları. O zaman pandemi dönemindeydik ve evdeyken böyle birkaç alıp başlayayım diye düşünmüştüm çeyizimi. Portland'dan 4 tane Botanical serisinin kahve fincan setini almıştım. Ondan 2 tane alıp 6'ya tamamladım. Daha sonra 6 tane çay tabağı setini aldım. Bir de onun bardaklarını falan alıp ki Rakvin'in bardaklarını almayı düşünüyorum. Kenarda bir altın detaylı. Onlarla falan güzel bir pasta ikram seti yapabileceğimi düşünüyorum. Bir eksiğim bu sette 6 tane pasta tabağım kaldı. Onları da alırsam benim için bu set bitmiş oluyor. Birkaç tane de servis tabağı var ama onları ileriki zamanlarda alırım. Eğer indirime girerse görürsem tabii ki de alırım diye düşünüyorum. Sonra bir de Moon serisinin kaseleri vardı. Onlardan da bende 4 tane vardı. 2 tane alıp 6'ya tamamladım. Bu şekilde tamamlama alışverişiydi Portland benim için. Bakalım. Tabii araya bir paşa bahçe kaynamış. Boş bulunca. Önce şunu açalım. Şöyle bildiğiniz gibi Portland'ın bunlarını aldım. Bunun da 2 tane büyük salata kaseleri var. Onlardan da almak istiyorum. Bu seri de çok güzel. 6 tane aldım ben ve benim aldığım beyaz servis tabaklarına falan günlük de çok güzel var. İlla o çorba tabağını kullanmaktansa bunu kullanıp farklı bir kendime takım da oluşturabilirim diye düşünerek açıkçası ben böyle kenarları altın desenli almaya gayret gösteriyorum. Bu şekilde aldığım ürünüm var. Sonra buna bayılıyorum gerçekten. Çok güzeller. Şöyle göstereyim. Fincanım var. Çok güzel. Bunları umarım kırmam. Burada da çay tabakları var ve bayıldım. Gerçekten çok güzel. Ben aslında bunun yanlışlıkla bardak altlığını almışım. Böyle dümdüz geldi. Diyorum ki çay bardağı bunda durmaz. Çok düşer. Ben bunu nasıl servis edeceğim falan derken bir baktım ki çay tabağı da varmış. Ben yanlışlıkla gidip bardak altlığını almışım. Onları iade ettim. Böyle bu şekilde 6 tane çay tabağı altlığı aldım. Gerçekten çok hoş. Yanında pasta tabağını verdiğim zaman çok güzel bir ikramlık seti benim için. Şunu ufaktan şuraya koyayım. Çünkü bunları çekeceğim dediğim gibi. Bu da Bim'den denk geldi ve istiyordum. Aldım. Çok uygun bir fiyat aldım. 50 lira gibi bir fiyat aldım. Bunları da indirimden yakaladım ve gerçekten indirimli haliyle aldım. Size aşağıya yazarım ne kadar aldığımı. Şöyle açalım. Bu da hani şey daha çok sunumluktansa işte sabah işe giderken kolaylıkla çıkarıp bir kahvaltı yapabileceğim bir şey olarak düşündüm. Ya yeşil zeytin ya siyah zeytin koyarım ya da bal tereyağı şeklinde koyarım diye düşünerekten aldım. Yani sofraya direkt bunu çıkarttığım zaman beni de çok oyalamaz diye düşünüyorum. Ve cam olması da benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde böyle güzel bir ürün aldım. Evet, toparladım geldim ve beraber gelin konuşan çaycımı açalım. Bunu Karaca'nın kendi sitesinden, Homer'in kendi sitesinden aldım pardon. Şöyle hemen. Biraz dökülüyor gerçekten.
Ayrıca bu şekilde ben inox olanını aldım. Bunu tercih ettim çünkü aldığım diğer küçük ev aletleri de bu renk. O yüzden uyum sağlasın diye böyle tercih ettim. Şimdi açayım baştan. Bunu koyarken biraz zor koydum. Hatta ben bunu çay demledim. Denedim. Öyle koydum. Çünkü internetten söyledim, güvenemeyebilirim. Şöyle çıkaralım. Böyle bir altlığımız var. İşte açma kapama tuşu, 40 derece bebek maması yapmak için derecesi var. Bitki çay için 80, normal çay için de 100 derecelik sıcaklığı var. Biraz da bir şey elizi. Altın duşu da var. O da biraz şey yapıyor. Hemen şöyle koyayım. Böyle çelik bir bir de bu şekilde kapağımız var. Kapatalım. Şimdi bunları ufaktan şöyle şuraya kaldıralım. Bunları atmam çünkü lazım olacak. Evet, çaycımızın görüntüsü bu şekilde. Ben neden bu çaycıyı tercih ettim? Çünkü özellikle hoşuma gitti. Hem 100 derece yapma özelliği, hem bebek maması yapma özelliği hoşuma gitti. 40 derecede böyle çok fazla ısıtmadan ya da ısıtıp soğumasını beklemeden hazırlayabiliyor. Bunlar hoşuma gitti. İleride lazım olacağını düşündüğüm için bunu tercih ettim. Bunun beyaz renginde var ama dediğim gibi ben mutfağıma uysun, diğer ev aletlerine uysun, küçük ev aletlerine diye bu renk tercih ettim. Tabii ki biraz elizi ve silinmesi gerekiyor ama görüntü bu şekilde. Şöyle içi. Kapağımız plastik. Evet, şimdi gelin sizlerle altına biraz su koyalım. Su kaynama özelliğine bakalım. Beraber az bir su koyup geliyorum. Evet, fişimize taktım. İçine biraz su koydum. Şu şekilde koyalım. Şimdi kaynamasını bekleyelim. Evet, sesi bu şekilde. Şu anda kaynatmaya başladı. Sıcak suyunuz hazır. Şimdi çayınızı demleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde hazır olduğunda böyle bir uyarı veriyor. Mavi ışığa geçiyor. Eğer ki çaydanlığımızı şu şekilde kaldırıp çay doldurduk, bunu kullandık. Buradaki en önemli özelliği çay koyarken damlatma özelliği olmaması. Yani damlatıyor olmaması. Bu güzel bir şey. Ama her çaydanlıkta olduğu gibi şöyle kaldırınca aşağıda oluşan buhar illaki oluyor. Şimdi şöyle koyalım. Ve tekrar ışığı yanıyor. 2 saat boyunca siz her çay koyduğunuzda veya tekrar aldığınızda kendisi devreye girerek çayı sürekli sıcak tutuyor. Bakın şu an tekrar çalıştım. Ve çayı tekrar sıcak tutuyor. Özelliklerimiz bu şekilde. Konuşan çaycım bu şekildeydi. Beraber denedik. Sizler için de bayağı faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Bir de bunun Wi-Fi özelliği var. Telefonla indirdiğiniz uygulamadan ister eve gelmeden çay demlemek isterseniz suyunuz varsa ki altında çalıştırabiliyorsunuz. Üst demi 1 litrelik kapasiteye sahip, yaklaşık 7-8 kişiye yetecek kadar demliği var. Özel gagası sayesinde akıtmasını engelliyor. Çelik çay filtresine sahip, içindeki çelik, filtresi çelik. Bitki çayınızı 80 dereceye kadar dediğim gibi yapabiliyor. Mama özelliği ise öncelikle 100 derecede kaynatıyor. Tekrar 40 dereceye çabucak dönmesini sağlıyor. Bu güzel bir şey, dediğim gibi dışarıda beklemenize gerek yok. Alt kapasitesi 1.9 litreye sahip, su ısıtıcı yeri. Bu şekilde dediğim gibi Wi-Fi özelliğine sahip. Benim tercih ettiğim çaycım bu şekildeydi. Sizlere bugün ilk göstereceğim çeyizlerim bu şekildeydi. Bu part 1 olacak. Part 2'yi çekeceğim çünkü çok uzun olsun istemiyorum. Yeri kalında da aldığım küçük ev aletlerini çekeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.